Buyurunuz hocam. İlk dinleyicimiz Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerine dedi. Resmi var mı? Resmi yok. Peygamber Efendimizin de yok. Sahabe-i Kiram Efendilerimizin de yok. Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in bunların hiçbirisi yok. Ama işte bazıları Hazreti Ali'nin resmi diye işte asıyorlar falan. Uydurma bir resimdir. Birisi hayalen, aynı şekilde hayalen çizdiği bir resimdir. Ha bazen efendim işte o zamanlar ressamlar varmış falan. O dönemde aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in olsun, Eshab-ı Kiram Efendilerimiz'in olsun resmini çizdi. Yani tarih kitaplarında okuyoruz, öyle bir ressam da yok. Mesela Osmanlı son dönemlerinde hani Batılılarla teması neticesinde Batı'dan gelen bazı ressamlar var. Fransız ressamlar falan. Mesela Osmanlı sultanlardan bazılarının resimlerini çizdikleri aynı şekilde ki kitaplar Sultan Vahidettin Han mesela. Onun fotoğrafı var iş olması. Fotoğraf makinesi çıkmıştı. Daha öncekiler mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın falan, Yavuz Sultan Selim Han'ın falan bu şekilde böyle resimleri çizilmiş resimleri ve bazıları hayal mahsulü. Şimdi tabi'in, tebe'i tabi'in, eshab-ı kiramından efendilerimizin döneminde yani peygamberimiz zamanında böyle bir ressam da yok ortada. Hani bizzat Hazreti Ali'nin karşısına geçip de resmini çizse de o bize intikal etmiş olsa. Hazreti Ali'nin resmini çizilmişse peygamberimizin de çizilmesi gerekirdi. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın da çizilmesi gerekirdi ki böyle bir durum söz konusu değil. Hani bazıları şimdi bunu duyar duymaz hemen tavır koyuyor falan. Nereden biliyorsunuz falan. Bilmiyoruz arkadaşım. Kitaplarda yok böyle bir şey. Tarih kitaplarında da yok. Tarih kitaplarında da yok böyle bir şey. Ve dolayısıyla sonradan birisinin hayalen uydurduğu bir resim. Peki Hazreti Ali Efendimiz'in resmi diye uydurulan bir resim var. O da hayali. Hayali tabii canım. Adam kafasındakini çizmiş. Yakışıklı bir erkek çizmiş. Öyle melekleri bile çiziyorlar böyle o şekilde. Hiç kanatlı kadınlar. Kanatlı kadınlar falan. Dolayısıyla hatta yani konuyu açtınız da şeylerde melekte de erkek ve dişilik yok. Kanatlı kadın resminde dişi çiziyorsun sen. Nereden uydurdun? Adam oturmuş kendi hayalinde. Hayalini koyuyor. Dolayısıyla peki bir de bu çizdiği hayali resme tapıyor. O zaman resme tapıyorsa Allah böyle iman etmiyor. Hazreti Ali Müslümandı. Ehl-i Sünnetti. Ve Hulefai Raşidindendi. Peygamber Efendimiz'in damadıydı. Dolayısıyla Hazreti Ali şehit edildiği gibi Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da şehit edildi. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde Hayber Yahudiler fethedildiği zaman Yahudi bir kadını yedirmek istediği zehirli şey sebebiyle vefatında aort damarlarının aynı şekilde patladı buyuruyorlar. Çatlama durumu oldu ve şehit olmasına vesile oldu. Dolayısıyla bunun altında o zaman başka bir sebep var. Yani ben İslamiyet'i kabul etmiyorum ama işte Hazreti Ali'yi kalkan ederek kendime göre bir yol tutuyorum anlamı çıkar. Öyle bir anlam çıkar. Onda bir kıymeti olmaz. Çünkü ahirette seni kurtarmaz bu. Hazreti Ali o zaman demeyecek mi? Bu benim resim değil. Benden hiç duydunuz mu bana tapın diye? Ben Allah-u Teala'ya ve onun peygamber Muhammed Aleyhisselam'a tabi olunması lazım geldiğini bildirdim. Bütün sözlerim ortada. Ve evlatları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anhuma bildirdikleri de kitaplarda yazılı. Sen nereden çıkardın bunu? Şimdi hatırıma bir şey geldi de. Bundan 8-10 sene önce bir uydurdulardı öyle bir şey de. Şimdi dünyadaki bazı istihbarat. Mesela diyelim ki Amerika'nın CIA'si, Rusya'nın KGB'si. Ondan sonra İsrail'in Mossad'ı, Türkiye'nin MİT'i, buradan elemanlar. Afrika'da bunlar yarış yapacaklar, götürüyorlar falan. Gidiyorlar, diyor ki kanguru yakalayın gelin. Veyahut da zebra yakalayın gelin. Belki hatırında canım. Zebra yakalayın getirin. Ondan sonra hepsi gitmişler işte. Kim yani daha önce yarışı bitirecek? Bütün istihbarat birimlerinin hepsi gelmiş ama Türk istihbarat biriminin elemanları hala yok ortada. Hala yok. Yarım saat, bir saat aramaya çıkmışlar. Nihayet bunlar ite kaka bir fil getiriyorlar. Demişler bu ne? Zebra demişler. Ya demiş o zebraya benzemiyor. Bir sorun bakalım.
file sormuşlar. Fil demiş ki anam avradınızı ben zebrayım. Bunu 1970'lere 80'lerin mitiği için belki söylemişlerdir ama. Tabii o dönem için söylemişler bunu. O dönem için uydurmuşlar böyle söylemişler falan. Şimdi ya şimdi çok özür dilerim. Adama öyle bir yutturmuşlar ki Hazretin'in fotoğrafı diye. Yani adam diyor ki bu kim? Yani oradaki o kaba tabirle hanım avradım olsun diyorlar ya. Bu işte Hazreti Ali diyecek neredeyse. Ya burada cahillik olmaz kusura bakmayın da. O Hazreti Ali değil diyene de küfrediyor yani. Ha, küfrediyor. O kadar inanmış yani. O kadar inanmış. Bir kere Hazreti Ali'nin fotoğrafı yok. Resmi de çizilmemiş. Hayali birisi resim çiziyor sen de ona itibar ediyorsun. Ya birazcık aynı şekilde düşün. Ama Allah-u Teala yani herkese akıl vermiş, idrak vermiş ama demin dediğiniz gibi aklı örtüldüyse çok zor bir hasse. Ya şimdi Eshab-ı Kiram bile ya bazıları putperestti. Bir türlü şey yapamadılar. Yani bizim Hubeli, Mubeli neyse işte o zamanki putları falan ya kendi elleriyle yapıyorlar bunu. Tamam Mekkeliler bu işi ticarete dökmüşler. Her kabilenin putunda Kabe'nin yanına getirmişler. Ve dolayısıyla herkes işte Kureyş'e Kabe'ye itibar ederek altınlar geliyor. Ya bunlar onun için putperestliğin yıkılmasına taraftar değiller. Bu yıkılırsa diyorlar bizim ticaret gidecek, itibar gidecek. Adamlar öyle bir şey bina etmişler. İşte Halid bin Velid radıyallahu anh hazretleri Müslüman olduktan sonra diyorlar ki ya diyorlar sen akıllı birisiydin çünkü Resulullah Efendimiz de buyurdu senin hakkında. Yani şu ana kadar diyor kendi elinle yaptığı şeye tapıyorsun. Bu da kendi eliyle yaptığı resme tapıyor. Aynı şey yani. Tamam mı? Demiş. Yani demiş bizden önceki babalarımız, amcalarımız böyle diyordu. Onlar ölüp dedi Kureyş'in yükü bizim üzerimize binişe bir baktık demiş ya bizimki. Hakikaten kendi yaptığımız şeye tapıyorsun. Hatta Hazreti Ömer bile demişler ki hani Müslüman olmadan önce böyle hatırına gelip de güldüğü şey oldu mu falan diye yani tuhafına giden. Yani çok şey var da diyor hele bir tanesi diyor hatırıma geldikçe gülüyorum diyor. Nedir diyorlar? Biz diyor seyahate çıkarken diyor irmik helvasından put yapardık diyor. Konakladığımız zaman önce onu çıkartırdık bir muhafaza içerisine koyduk. Ona tapardık sonra da afiyetle yerdik diyor tamam. kendi eliyle yapıyor. Dolayısıyla bunun astıfası yok. Hani bu şekildeki olanı da Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Eğer senin maksadın Allah-u Teala'ya iman etmek ise Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bu yolu göstermiş. Hazreti Ali vasıtasıyla gelen yola vilayet yolu denir. Abdülkadir Geylani hazretleri dahil olmak üzere Mevlana Celaleddin Umni hazretleri, Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri hep bu yolda yükselmişler. Ama bunların hepsi el üstünde beş vakit namazını kılıyor. Sen Hazreti Ali'yi seviyorum diyorsun. Namaz yok, oruç yok, haramdan sakınma yok. Nasıl sevgi bu? Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Camiye gitmiyor. Niye? Hazreti Ali camide şehit edildiği için gitmiyor. Peki onun çocukları Hazreti Hasan ve Hüseyin senden daha mı az seviyordu babalarını? Onlar camiye gidiyordu. Hazreti Hüseyin de gidiyordu. Hazreti Hasan da gidiyordu. O zaman sonraki gelen torunları. 12 torunlar. 12 imam. Ehl-i Beyt imamların hepsi. Mesela Cafer Sadık radıyallahu anh. 12 imamdan birisidir. Ehl-i Beyt'in 12 imamlarından birisidir. İmam Hasan ve Halif Hazretleri'nin talebesidir. Ve bunların hayatları ve kitaplarda yazılı. Buyurdukları da yazılı. O zaman arkadaş ortada bir sakatlık var. Otur bir aynı şekilde aklı selimle düşün, idrak et. Ya beni birisi kullanıyor mu? Beni birisi aldatıyor mu? Birilerinin burada çıkarı mı var? Diye düşünsene bir. Ha efendim ben İslamiyet'i kabul etmeyeceğim. O zaman böyle uyduruk kaydırık şeylerle değil. Doğrudan dolayı ki ben inanmıyorum. Tamam. Kimse bir şey diyemez. Karşılığını ahirette görürsün. İnanan da görecek, inkar eden de görecek. Ama abuk subuk şeylere böyle getirip de yani hayali çizilen şeyleri din ona emrediyormuş gibi göstermek. Çünkü iyi düşündüğün zaman Mekkeli müşriklere gülüyorsun. Afrika'daki putperestlere gülüyorsun. Vahşi adamlar falan. Ya sen de aynı konumdasın biliyor musun? Farkında değilsin ama. Aynı konumdasın. İyi düşündüğün zaman aha dersin bu yanlış. O zaman iyi düşünmek gerekir. Allah Teala hepimiz muhafaza buyursun. Hatta Ehl-i Sünnet alimleri o kadar çok ince ince yazmışlar ki mesela bu tutmuş içindekini bir resim şekline geçmiş. Ona Hazreti Ali demiş onu tapıyor. Öbürüsü kadına tapıyor. Bir başkası erkeğe tapıyor. Bir başkası makamına tapıyor. Bir başkası paraya tapıyor. Bir başkası bilmem neye tapıyor. Önceki kavimlerde bu taptıkları şeyleri sembollerle göstermişler. Zamanımızda da var aynı şekilde. Hani bu resim yapmış o resme tapıyor. Yani içindekini bir sembolleştirmiş.
Bazen yani öyle putperestler de var. Müslüman gözüküyor ama para deyince diyor ki paranın imanı olmaz, kusura bakma yakarım diyor. Totemi olan insanlar. Totemi olan sıkı sıkıya bağlılar. Yani, bağlamışlar. Allah Teala hidayet nasip etsin. Efendim dinleyicimiz ikinci olarak da dedi bizim dedi hani çamaşırlarımızı sereceğimiz veya aynı şekilde koyacağımız bir yer söz konusu değil. Bu sebepten dolayı dedi biz dedi mutfakta kurutuyoruz bunu. Mutfakta kurutuyoruz. Bir mahsur olur mu? Yine mahsur olmaz. Sağlık açısından mahsur olur. Niye? Çünkü mahsur olurken nemlendirir. O nem havaya şey yapar. Açıkta yiyecekler varsa ona siner bu. Değil mi? Ekmek çamaşırsız çamaşırsız kokar. Veyahut da bir yemek açıkta kaldıysa çamaşırsız çamaşırsız kokar. Ekmek gibi pirinç gibi şeylere sinebilir. Veya kuru yemiş falan. Hani sağlık açısından ve şey itibariyle yoksa dinen herhangi bir mahsuru söz konusu. Onlar da değil. Kapalıysa problem olmaz. Ha, hiç problem olmaz o zaman efendim. Öyle bir durum söz konusu olmaz efendim. Bir de bu dinleyicimiz dedi ki ben dedi kuşumun adını dedi Haydar koydum dedi. Koysun. Haydar zaten aslan adamına falan da geliyor. Hazreti Ali radıyallahu anh dedi isimlerinden de birisi. Yani konabilir mi? Konabilir. Yani bir kuşa da bu şekilde seslenebilir mi? Efendim yani kuşlara ne bileyim bir insan ismi yerine başka daha güzel şeyler de konabilir. Yani, tabii, değil mi? Tabii. Yani bir insan ismini mümkün mertebe. Ne olursa olsun neticede insan ismi. Tabii. Mesela köpeğe, kediye, kuşa neyse bunlara böyle bu ismi koymak şey biraz sakil geliyor. Hı. Sakil geliyor. Efendim, diğer ikinci dinleyicimizin ilk suali vardı. Dedi, hurma yerken, yani hurmanın öyle anlaşılıyor ki dinleyicimiz fazileti okumuş. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri çok üzerinde durmuşlar. Çünkü hadis-i şerif var. Halanız olan nahleye hürmet edin buyuruyor. Halanız olan nahleye hürmet edin. Peki nereden halamız oluyor? Adem Aleyhisselam'ın bedeninin yaratıldığı çamurdan artan kısımda yaratmış Cenab-ı Hak hurmayı. Bunun için mesela hurma diğer ağaçlara benzemez. Yani hurmanın, yani dişi hurmanın meyve verebilmesi için yanında erkek hurma olması lazım. Ha, onun kitapları uzun uzun anlatmışlar ve onları bilenler iyi biliyor. Aralarında belli bir yakınlık mesafesi var. Yani çiftleşme durumları söz konusu. Bu özelliği var hurmanın. Yoksa yani orada bir yani erkek hurma ektin, dişi hurma yok yanında. Böyle bir meyve vermez. Meyve vermez. Dişi hurma da yanında erkek hurma yoksa o çiftleşme meydana gelmediği süre içerisinde yine şey olmuyor. Söyleyiver, meyve verme durumu söz konusu olmuyor. Onun için halanız olan nahleye hürmet ediniz buyuruyor. Böyle bir özelliği var. Ve ilmen de bugün tespit edilmiş ki rahmetli cevap da buna da anlatıyordu. Ya dedi bir kimse hiçbir şey yemeseydi. Hep dedi sabah öyle akşam hep dedi hurma yeseydi. Başka bir şeye ihtiyacı yok dedi. Niye yok dedim. Ya dedi hurmanın içerisinde vücudu besleyecek bütün mineraller, şeylerin hepsi mevcut dedi. Hepsi mevcut. Hatta dedi kilolu olan bir kimse kadın olsun erkek olsun dedi. Sabah öğle akşam buna dedi devam etse dedi hep bunu yiyecek ama başka bir şey yemeyecek dedi. Sabah öğle akşam hep hurma yiyecek dedi. Kilo da verir dedi. İyi dedi hurma tatlı. Kalori var. Ve dedim şey yapacak söyleyiver hani şeker var. Ya dedi enteresan bir şey dedi. Hurmanın içerisindeki o şekeri dedi vücudu eritip atıyor biliyor musun dedi. Öndürsen ya. Yani dedi kilo tutturmuyor dedi. Kilo tutturmuyor hatta dedi. Mevcut şekeri de yaptırıyor dedi. Böyle bir özelliği var dedi. Şimdi maddeden böyle. İmam-ı Rabbani Kutsuz açıklarken buyuruyorlar ki ruhu da besler buyuruyor. Sadece bedeni değil. Bedeni besleme özelliğine niyet edip öyle yersen bedenini besler diyor. Ama ruhu da beslediğini bilerek ve bu inanarak böyle niyet edersen bu sefer ruhu da besler buyuruyor. Dinleyicimiz belki hani bunları okudu ve netice itibariyle dedi ki ben dedi her hurmayı yerken böyle tek tek niyet etsem olur mu? Zoruna gitmiyor sorusu. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. İki bölümü var. Buyurunuz hocam. Efendim birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin bir suali daha vardı. Dedi ki mahsulü toplamadan önce uşu verilir mi?
Fakat dinleyicimiz meseleyi biliyor. Dedi toplayınca eksiği kaldıysa gene onu da verebiliyorum. Efendim ticaret malının zekatını da, paranın, altın ve gümüşün zekatını da, toprak mahsulünün zekatını da, hatta hayvanınkinde. Yani senesi dolmadan verebilir miyiz? Veyahut da mahsul toplanmadan verebilir miyiz? Verebiliriz. Mahsul toplanmadan öyle bir durum söz konusu oldu. Yani diyelim ki yakın veyahut da komşulardan fakir, garip birisi düğün yapacak falan. Onlara aynı şekilde tuttum. Para verdin. Mesela hayvan zekatı verecektin de hayvanı vermedin de. Bedelini verdin. Yahut da şey de olabilir. Mesela diyelim ki köylerde oluyor. Bir şey ikram edecektir. Et. Alma durumu söz konusu değil. Hemen sen getirdin bir hayvanı. Zekat niyetini onlara verdin. Onlar da kestiler. Ki onlar olduktan sonra gelen zengin, fakir, bütün herkese ikram etme durumları söz konusu oluyor. Verilebilir mi? Verilebilir. Ancak dinleyicimizin de ifade ettiği gibi zekat günü geldiği zaman mesela burada şeyin zekat günü ne zaman? Mahsul toplandığı zamandır. Mahsul toplandı. Mesela diyelim ki efendim benim buğday ekmiştim de sene içerisinde daha buğdaylar biçilmeden önce, toplanmadan önce birisinin bir ihtiyacı oldu. 3-5 kuruş ona aynı şekilde fakire verdim. Güne geldi. Diyelim ki 10 ton buğdayım oldu. İşte 10 ton, onda birini vereceğim, bir tonu vereceğim. Bunu buğday vermektense altınla devrini yaptım, bedelini veriyorum. Tamam, altınla devrini yaptım. Ne kadar vermişim? Diyelim ki 2000 lira tutacaktı. Ben 1000 lirasını vermişim, 1000 lirası kalmış. O 1000 lirayı da bedel olarak fakire verebilir miyim? Verebilirim. Böylece uçurum da yerine ulaşmış oluyor mu? Evet, ulaşmış oluyor. Ölen yakınlarımızı rüyamızda göremiyoruz diye soru soranlar oluyor. Yani bu soru biraz da çok soruluyor. Onunla ilgili olarak biraz bilgi verebilir misiniz? Yani ölen yakınımızı rüyamızda görmemiz şart mıdır? Görmüyorsak o veya biz kötü insanlar mıyız veya o imansız mı gitmiştir? Bir dinleyicimiz de diyor ki babam kanser hastalığından vefat etmişti diyor. Şimdi diyor ben diyor ara sıra diyor rüya görüyorum diyor. Bazen diyor işte ağrılarım geçti diyor. Çok iyiyim diyor. İşte bazen bize kızıyor. Ve diyor ona diyor malum oluyormuş gibi diyor. Onun diyor bize söyledikleri diyor çıkıyor diyor bazen de diyor. Malum oluyor tabii. Malum olur mu? Onu da soruyor. Çünkü pazartesi perşembe günleri hayatta olanlar, dünyada olanların halleri vefat edenlere gösterilir. Şimdi önce o kanser hastası eğer namazını kılıyor, itikad düzgün birisi ise kanser sebebiyle şehit olmuştur. Ve dolayısıyla bunlar dua ettiği zaman rüyasına girip iyiyim diyor. Ama dua etmediği veyahut da yanlış işler yaptığı zaman da kızıyor. O kadar yapabiliyor. Yani bunlara merhamet sebebiyle şehiden ruhunu teslim ettiyse bu şekilde olur. Öbür türlü mutlaka görmemiz gerekir mi? Öyle bir şart yok. Annem vefat etti, vefat edeli 2 ay 60 gün oldu, 100 gün oldu neyse hala rüyama girmedi. Acaba bana küs mü gitti? Hiç alakası yok. Hani bazı şeyler menkıbeler anlatılıyor. Hani Hazreti Ömer oğluyla kavilleşiyor ya bir sene sonra rüyasına geliyor. Kavilleşmişler girelim falan diye. Ondan derecesi yüksek. O ayrı bir durum. Ama orası ayrı bir dünya. Biz ayrı bir dünyadayız. Onlar ayrı bir dünyada. Dolayısıyla ve yapı itibariyle de bazılarının rüya görme özelliği mevcut. Biz de mesela 4 kardeşiz en büyüğümüz. Hani daha şeyken çocukken falan gördüğü rüyalar birebir çıkardı, yorumsuz çıkardı. Sonra aynı şeyi görmemeye başladı falan. Ve dinleyicilerimiz içinde de var. Mesela bir rüya görüyor, oho detaylı anlatıyor. Ben rüya gördüğümü hatırlıyorum. Ama ne gördüğümü hatırlamıyorum hiçbir zaman. Çok nadirdir. Şimdi bu bir kusur değil. Bir hata da değil. Ve vefat etmiş geçmişlerimi görmedim hiç rüyamda. Dedelerimi, ninelerimi falan, babaannemden bahsediyorum hiçbir defa görmedim. Yani bir defa rüyamda bile görmedim. Ne anneannemi, ne babaannemi, ne kendi annemi, babamı. Rüyamda doğru dürüst görmedim. Hayal gibi işte rüyamda abi herhalde babamdı veyahut da annemdi falan diyor ama detay yok. Şimdi
Bu bir kusur değil, bu bir eksik değil. Vefat edenlerin de aynı şekilde yani efendim bizi sevmedikleri veyahut da bize küstükleri veyahut da imansız gidip hapsedildikleri böyle bir durum da söz konusu değil. Öyle bir durum söz konusu. Çünkü dünyadaki amelle bakılır o. Efendim namazını kılıyordu, orucunu tutuyordu, din gayreti vardı. Yani kansere yakalandı veyahut da başka bir hastalık kazada şehit olur. Ama dinden bahsedildiği zaman adam sövüyor. Dini reddediyor. Bu adama dua edilmez zaten. Bu da kansere Hadesi. Yakalansa? Bu da kansere yakalanabilir. Trafik kazası da ölebilir. Bir kurşun gelebilir. Serser yani, bir kurşun gelebilir. Çaresiz ölebilir. Bir hastalık diyelim. Ha. O çaresiz hastalık. Ona faydası olur mu? Olmaz. İmansızsa. İmansızsa faydası olmaz. Ancak ne olur? Azabın hafiflemesine sebep olur o kadar. Azabın hafiflemesine sebep olur. Ama şeyde imanı kurtarmak. Çünkü Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyor ki günahınız ne kadar çok olursa olsun imanlı gelmeye çalışın. İmanlı gelmek de öyle kolay değil ki Mustafa Bey. Sen Allah'ta ne hiç hatırlamıyorsun. Namaz yok, oruç yok, haram helal demiyorsun. Ayırt etmiyorsun. Yemene içmene dikkat etmiyorsun. Kafirlerin aynı şekilde yılbaşını, Noel'ini, Nevruz'unu kutluyorsun. Zina ediyorsun. İçki içiyorsun. Sonra da diyorsun ki ben imanla içeceğim, cennete gideceğim falan. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. O, hani bir söz var ya, hem 25 kuruş hem şoför mahalli, o olmaz o. Bir kere oturup bir kere mert olmak lazım. Hani Türkiye'deki dinsizler bakıyorum hakikaten münafık 200'lü çoğu. Biz de Müslümanız canım diye veriyorum. Ya Müslümanlıkla alakan yok. Müslümanlığa boyuna sövüyorsun. Ve İslamiyetle alakalı bir şey olduğu zaman küplere biniyorsun. Köpürüyorsun. Neren Müslüman senin? Namaz yok, oruç yok, bir şeycik yok. Ondan sonra da kalkıyorsun. Hatta oruca kısıyorsun, namaza kısıyorsun. Sonra da aynı şekilde şey diyorsun. Yani Müslümanım diyorsun. Efendim bu kim olursa olsun. Bu kim olursa olsun. Mesela o Yaşar Nuri'de işte Emevi namazı diye dalga geçiyordu. İlahiyatçıydı değil mi? Kurtardı mı o? Toprağın altına gitti. Musa Kazım vardı mesela, Mason'du, Şeyhülislam'dı. Kurtardı mı? Hem Müslüman hem Mason. Hem Müslüman hem komünist. Geçenlerde baktım bir tane haberlerde falan, bir ilahiyatçı kadınmış herhalde, diyanet bir şey yapmış falan da. İşte benim dediklerimizi yapmazsanız ben başımı açarım. Açarsan aç, nelerini açarsan aç ya. Allah Allah. Başımı aç. Zaten açmadık, yerin kalmamış sana. Kapalı falan bir tarafın yok. Açarsan aç. Kime kızıyorsun, kimi şey yapıyorsun, kimi tehdit ediyorsun? Bir zamanlar TGRT eski binasında birisi geldi. Dediler ki işte gazeteye gelmiş, oradan da oraya göndermişler huzura doğruya falan diye. Geldi falan, işte ben de dinimi öğrenmek istiyorum. Peki dedim, gittim ben kitap getirdim, ondan sonra verdim, buyur bunları oku. İki hafta sonra geldi, dedi ki işte ama dedi falan, dedim buyur kitap okudum. Yok okumadım dedi. İşte dedi, benim dedi paraya ihtiyacım var. Dedim, bana dedi yardım etmezseniz ben Hristiyan olurum. Ne olursan ol dedim ya. Ne olursan ol. Hem ben senin gibi serseriye niye para vereyim ki dedim ya. Niye para vereyim? Yani sen bana para verene meclisi de olurum, komünist de olurum, mason da olurum, Hristiyan da. Ne olursan ol dedim ya. Öyle dedim, Müslüman olmaz hadi güle güle. Senin niyetin ben dinimi öğrenmek değil. Yani insanları böyle aynı şekilde kandırmak ve şey yapmak, söyleyiver, kullanmak. Ha Hristiyan misyonerler para veriyor. Hristiyan yapıyor da ondan sonra sülalesinin aynı şekilde kaydını alıyor. Adama diyor ki bunu yapacaksın, benim kölemsin artık diyor. Yapmazsa da gebertiyor. Nasıl gebertir? Yani yemeğine bir aynı şekilde zehir koyar, haberi bile olmaz. Ondan sonra yok kalp sektesi, bilmem ne sektesi falan filan, geberir gider. Kafir olat da geberir gider. Allah Teala muhafaza buyursun. Verdiği paranın karşılığını istiyor adam. Tabii. Almadan da bırakmaz. Ha, almadan da bırakmaz. Onun karşılığını hem de fazlasıyla alır. Hele Hristiyanlar falan, işte Avrupalıların zengin olmasının sebebi o. Afrikalıların hepsini sömürdüler. Dolayısıyla efendim ölenler dünyadaki durumuna göre mesela böyle kafir olarak öldü. Hani biz onu anlatıyoruz ya, İmam-ı Gazali Hazretleri Kıyamet Ahiret kitabında anlatıyor. Ölenler ya sikkinde hapistedir. Bunlarla irtibat kurulmaz buyuruyor. Veya aynı şekilde eğer imanı varsa, Müslümansa bunların gittiği yer farklıdır buyuruyor. İllüyum deniliyor bunların gittiği yere. Ama
kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki tamam imanlı illüyuna gitti ama ruh bedeni terk eder etmez. Daha bu bedende vücuttayken onu görmüyordu. Bedenden çıkar çıkmaz bu bedenle yaptıklarının hepsini net bir şekilde görür buyuruyor. Günahlar, isyanlar böyle simsiyah, karanlık ve şeylerde parlak, nurlu gözükür yaptığı iyi ameller. İyi amellerine bakıyor, çok az. Kötü amellerine bakıyor, dağlar gibi. Onları görünce mahşer günü mizanın başında ben bunun nasıl hesabını veririm diye bunlarla da irtibata geçilemez buyuruyor. Çünkü dünyadakilerle pek şey yapmaz çünkü kendi derdine düştü. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhine kıyamet ve ahiret kitabında öyle yazıyor. Dolayısıyla şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi zannediliyor ki efendim öldü ben rüyada görüvereyim. Gör dedim işte falan böyle bir şey yok. Acaba görmek için bir dua mı var? Yok öyle bir şeyde. Öyle bir şeyde söz konusu değil. Hani yapacağın tek bir şey var senin. Yapacağın tek bir şey var. Ne? Sadaka vererek sevabını göndermek, Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını göndermek, ondan sonra ne bileyim o tesbihatları okuyup onların sevabını ona göndermek. Yapacağım başka bir şey söz konusu değil. Hatta ölülere istiğfar etmek ifadesi geçiyor. Ölülere istiğfar nasıl olur? Onların affı için yalvarır, dua edilir buyuruyor. Yani zaman zaman denk geliyorum mesela trafikte. Giderken bakıyorum birkaç kere öyle denk geldi. Önümde cenaze arabası gidiyor. Üstünde de bir tane cenaze. Defnetmeye gidiyorlar büyük ihtimalle. Okuyup ruhuna gönderiyorum. Sonra da hatırıma şöyle bir şey geldi. Ya ben adamı tanımıyorum, etmiyorum. Ya kafir ya Müslüman bilmiyorum ki. Acaba okumasam mı? Okumak iyi olur mu böyle durumda? Göndermek ruhuna. Okumadığımız. Aynı şeyi ben de yapıyorum. Dedim bu adamın nasibi var. Hani biz karşılaştık. Dolayısıyla Fatih'e gönderiyorum. Efendim paçayı kurtardı mı kurtarmadım bilmiyorum. Ama bizim okumamızın bir zararı olmaz. Bize bir zarar olmaz. Eğer o giden günahkar ve imanlı birisiyse mutlaka faydasını görür. Peki efendim kafirse azabının hafifletmesine sebep olur. Yine faydasını görür. Evet yine faydasını görür. Peki cenaze arabası sollanır mı? Ya, acil işim vardır sollama. Durumu söz konusu sollanabilir. Trafikte çünkü bazen denk geliyor mesela. Bazı insanlar var peşine takılıp gidiyor. Hani mesela diğer şeritte serbest ama sollamamaya dikkat ediyorlar. Bizde böyle bir adet var. Ayağa kalkmak gibi falan. Cenaze ayağa geçerken. Kalkılır. Eğer şey yaparken cenaze mesela tabutla geliyorsa oturanların ayağa kalkması ve öyle ayakta beklemesi mi? Hayır. Hemen iştirak edip bir iki adım taşıması için. Saatte bedeli yazıyor. Ama yani, trafikte falan görünce onun peşinden gidilmez yani. Peşinden gidilmez ve geçilebilirdi. Tamam. Bir mahsur yok. Yok. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.